Efendim, küresel piyasalarda altının ons fiyatı 1875 dolara kadar geriledi. Bu düşüş son 6 ayın en dip rakamı oldu. Bununla beraber gram altında bu hafta düşüşe geçti. Peki piyasalarda son durum ne? Detayları Oğuzhan Uygun Türk ve konuğundan alacağız. Hemen sözü Oğuzhan'a bırakalım. Arzu piyasaların kalbinde, Kapalı Çarşı'dayız. Altının ons fiyatı da geçtiğimiz haftalara göre oldukça düşüşünü sürdürüyor ve son ayların en dip rakamını görmüş oldu. 1875 dolara kadar indi. Tabii bu durum doğrudan işlenmiş altın piyasalarına yansıyor. Öyle ki gram altında bu haftaya düşüşle başlamıştı. Peki önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Altını, borsayı, parayı konuşacağız. Yanında da çok değerli, çok kıymetli konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın Şirin Sarı. Efendim, önceliklerimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Efendim, altında bir düşüş var dedim aslında ama küresel piyasalarda bir düşüş var. Peki bu bizim piyasalarımıza nasıl yansıyor? Beklenilen düşüş var mı? Evet, aslında piyasanın beklentisi biliyorsunuz FED'den artık faiz artırımlarına son vermesi. Hatta 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren de faizleri artırması beklentisi vardı. Ama son geçen haftaki FED toplantısıyla beraber bu umutlar suya düştü diyebiliriz. Büyük ihtimal Kasım ayında yeniden bir faiz artırımı söz konusu olabilir FED tarafında. Ki faiz ve altını karşılaştırdığımız ters korelasyona sahip biliyorsunuz. Faiz söylemleriyle beraber altın hep baskılanmıştı. Bu noktada da altının baskılandığı bir süreç yaşıyoruz ve bu süre içerisinde de dolar ana vatanına döndü gibi bir ifade var ya. Bu arada ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi ciddi anlamda her enstrüman, finansal enstrüman karşısında da dolar endeksi değer kazanıyor. O nedenle altında zaten başta olmak üzere global borsalarında baskılandığını gözlemliyoruz. 1900 seviyesini önemli bir destek seviyesi olarak takip ediyorduk. Hatta iki hafta önce daha 1940 seviyelerinin üzerinde yükselişler gerçekleşmişti. Ama üzerinde tutunamadı. Şu an artık hedef 1900'lerin altında 1850-1855 bandına kadar düşüşler gerçekleşebilir. Ta ki yeniden FED'den faiz tarafından bir açıklama gelinceye kadar. Bu da tabii ki enflasyon rakamları için önemli olacak. Çünkü petrol fiyatları çok yükseliyor biliyorsunuz. Petrol fiyatlarının yükselmesi, yeniden bir enflasyon güncellemesi ve manşet enflasyonda da hem Amerika'da hem de dünyada yeniden yükselişe geçmiş olması merkez bankalarının elini güç duruma sokacağı için artık faizden uzak, belki de faiz indirimlerinin olduğu bir süreç yaşanabilir. Bu noktada da altın yeniden güçlenebilir. Yani yeniden 1900 seviyelerini üzerine atabilir ama 1950 seviyelerinin üzerinde yükselişler görmediğimiz sürece ons altında 2000'leri şu an itibariyle rafa kaldırmış durumdayız. O yüzden 1850-1950 bandında bir miktar yatay hareket görebiliriz. Gram altına baktığımızda gram altın dolar TL dolayısıyla daha güçlü. 1600-1700 TL bandında hareketini hala sürdürmeye devam ediyor. Eğer dolar TL'de yukarı yönde iğme bu noktada devam ederse gram altında güçlü kalmaya devam edecektir. Ons altındaki düşüşte bile aslında gram altın portföyün dengesini koruyan enstrüman olarak çalışmaya devam edebilir. Şirin Hanım, tabii ki Amerika Merkez Bankası FED'in attığı adımı da bir parantez açmıştınız. 5.25 ile 5.50 aralığında sabit bırakmıştı. Önümüzdeki günlerde bir artış bekleniyor aslında. Bu da doğrudan altına birazcık yansıyacaktır değil mi efendim? Tabii altını bu noktada faiz artırımları baskılamaya devam edecektir. Çünkü artık %5.5'lar konuşulurken 5.5'ların üzerinde %6'lara doğru bir faiz konuşulmaya başladı. Bir de faizin ne zaman indirime başlayacağı konusu vardı. Aslında ilk 2024'ün ilk yarısında, ilk 6 aylık süreçte FED faiz artırım indirimine gidebilir beklentisi vardı ama bu artık 2024'ün ikinci yarısına ertelendi. Bu noktada da faiz yüksek kalmaya devam ettiği sürece, enflasyonist baskı da piyasayı zorladığı noktada tabii altın yine dengede kalmaya çalışacaktır ki aslında son aylara baktığımızda yaz ayını uyuyarak geçirdi ama altının yine bu 1850-1950 bandında kalması bile bir mucize diyebiliriz. Çünkü dolar endeksi 90 seviyelerinden neredeyse şu an 108 seviyelerine kadar yükseldi. 107 seviyelerine kadar yükseldi. O yüzden yine altın iyi tutundu. Çünkü enflasyon baskısı, jeopolitik risk baskısı hala devam ediyor altın üzerine. O yüzden yeniden 1950'lerin üzerinde görebilirsek eğer daha güçlü bir altın görebiliriz. Çünkü tüm dünya aslında, bütün fonlar, bütün merkez bankaları altının orta ve uzun vadede yükseleceğine dair hemfikir şu an itibariyle. Efendim, çok merak edilen bir soruyu borsaya sormak istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir veri açıklandı ve 30 yaş altındaki gençler doğrudan borsaya yöneliyorlar ve son yıllarında rakamı
rekoru kırılmış oldu. Efendim peki önümüzdeki günlerde borsada bizi neler bekliyor? Gençler özellikle adım atarken nelere dikkat etmeli? Burada hem güzel hem de kötü taraf var aslında. Güzel taraftan bahsedersek tabii ki daha fazla kişiye ulaşmış olması borsanın, yani borsanın tabana yayılmış olması çok pozitif bir gelişme. Özellikle gençlerin, kriptocu gençlerin, borsacı genç olması, borsaya yönelmiş olması pozitif bir gelişme. Borsamızın şimdiden gençler tarafından ele alınmış olması daha orta ve uzun vadeli yatırımlarla beraber daha güçlü bir borsayı işaret ediyor önümüzdeki süreç içerisinde. Kötü olan taraf ise işte o kriptocu mantığıyla borsaya gelip halka arzlarla aslında %500'lük, yüzde belki 25 katla 20 kat arasında değişen halka arzlara katılıp hemen başka bir hisse senedine geçmek, işte bu biraz borsada borsanın çılgınlık seviyesi diyebiliriz. Bu noktada temkinli olmakta fayda var. Borsa bir oyun yeri değildir biliyorsunuz. Orta ve uzun vadede kendi tasarruflarınızı değerlendirebildiğiniz ve biraz daha uzun vadeli bakabileceğiniz bir enstrüman, finansal enstrüman borsa. Tabii ki bu noktada enflasyonüstü ve dolardaki getiri üstünde bir getiri arayışı içerisinde oluyorsunuz borsada. O yüzden doğru sektörlere, doğru hisse senetlerine kendine katma değer sağlayan, özellikle halka arzda topladığı parayı geleceğe dair yatırımlara dönüştürebilen şirketlerde kalabilmek gerekiyor. O yüzden temkinli ve seçici olunduğu sürece can yakmaz borsa. Ama bu balonun sonunda şunun olmasından korkuyorum açıkçası. İşte son alıcı olup borsadan soğuyan, borsadan çıkan yatırımcı kitlesinin oluşmasından korkuyorum. Ama dengeli, doğru hisselerde kalındığı sürece şimdiden herhalde büyüyen bir borsamız olacak. Çok sevindirici. 10 milyonun üzerinde hesap açıldı bu yıl itibariyle. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'dan altına, paraya, borsaya ilgili tüm detayları almış olduk diyelim ve piyasaların kalbinden, kapalı çarşıdan söz tekrardan size bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.